Evet, merhaba arkadaşlar. Başlıyoruz yeni konumuza. Yeni konumuz neydi? Kuvvet. Kuvvet konusunu şöyle bir tanıyalım. Kuvvet, günlük yaşantımızın her alanında karşılaştığımız bir sözcüktür. Masanın üzerinde duran bir vazoyu ittiğimizde ona bir kuvvet uygulamış oluruz. Yine hareket etmekte olan vazoya kuvvet uyguladığımızda vazoyu durdurmuş oluruz. Masanın kenarındaki vazoyu ittirdiğimizde vazonun yere düştüğünü görürüz. Vazoyu yere doğru çeken yerin çekim kuvvetidir. Durmakta olan cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri durduran, cisimlerin hareket doğrultularını, yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bu nedenle kuvvetin doğrultusunun, yönünün, büyüklüğünün ve başlangıç noktasının tanımlanmış olması gerekir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler sarmal yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmış aletlerdir. Esnek bir yaya iki ucundan tutup kuvvet uyguladığımızda yayın boyu uzar, bıraktığımızda tekrar eski halini alır. Yayın uzaması üzerine uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Örneğin G ağırlıklı cisim yayı 1 santimetre uzatıyorsa 2G ağırlıklı cisim 2 santimetre uzatır. Yayın bu özelliğinden yararlanılarak cisimlerin ağırlıkları bulunabilir. Esneklik sınırı aşılmamak şartıyla yayın uzaması X, kuvvetle yani F ile doğru orantılıdır. Bu durumda F eşittir K çarpı X bağıntısı kullanılır. K yayın esneklik katsayısıdır ve esnek cüsmin sertliğine, uzunluğuna, yapıldığı maddenin cinsine, yayın kesitine ve yayın helezon sayısına bağlıdır. Evet, gördünüz. Şimdi arkadaşlar burada görüyoruz ki biz de bir kuvvet ölçen dinamometre yapabiliriz. Nasıl yaparız? Alırsın bir tane yay eline. Evde yay yok mu diyorsunuz? Sizin eve gelsek şimdi her taraf yay aslında. Oturduğunuz kanepe yay, değil mi? Kullandığınız kalem yay, değil mi? Arabanızın tekerlerinin üstünde 4 tane amortisör isimli yaylar var. Yani her taraf yay aslında. Yani herhangi bir yayı alsanız, bakın G ağırlığını astığımız zaman 1 santim uzuyorsa, 2G ağırlığını astığımız zaman 2 santim, 5G'yi astığımız zaman 5 santim. Demek ki annem pazardan, ya oğlum 3 kilo pırasa aldım, bir doğru tartmış mı satıcı, bir tart bakalım dediği zaman siz de böyle bir dinamometreyi, yani yaylı kantarı kendi evinizde yapabilirsiniz. Ölçebilirsiniz rahatlıkla. Yani biz ne yapıyoruz? Kuvvet konusunda arkadaşlar, kuvveti dinamometreyle ölçüyoruz. Bu kuvvet neydi? Bir vektördü. Değil mi? Başlangıç noktası vardı, bitiş noktası vardı. D doğrultusu vardı. Burada F eşit KX kavramını bir tanıyalım. F nedir burada? Yayı uzatan ağırlık ya da kuvvet. X de buradaki yayın uzama miktarı. Mesela burada bir uzamış, burada da 2 santim uzamış. K ise yayın sertlik sabiti. Yay ne kadar sertse K'sı o kadar büyük. Yani gördüğünüz gibi yaylardaki kuvvet, yay sabiti ve X arasında böyle bir ilişki var. Burada görüyorsunuz ki K arttıkça F artar aynı oranda. X arttıkça da F aynı oranda ne yapar? Artar. Peki mesela Kaan, sana sorayım şimdi. X'i 3 katına çıkarırsam F kaç katına çıkar? Kaan, duydun mu beni? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Hocam şey ben bu derse geldim de eğer bizim bir ertelenen Almanca dersimiz vardı. O da şu saate denk geliyor. Hoca daha dersi açmadığı için geldim. Şey eğer Almanca dersi başlarsa oraya gitmek zorunda kalacağım. Çünkü bir önceki hafta girmemiştim. Konu eksiğim olacak. Fizikten de kaçırmak istemiyorum dersleri. Ama işte.
Evet, orayı kaçırmamaya çalış. Boşluk bulursa buraya gel, orası bitince gelirsin hemen. Öyle yapıyorum zaten hocam. Şu an Yani başladığım okuldan için. da bu türlü çakışmaları mümkün erken saatlere koyabilirlerse iyi olur. Yani bu çakışma konusu aslında, yani sabah okulun dersleri sabah 8'de falan başlasa, 7'de başlasa, biliyorsun birçok okul şu anda 7'de başlıyor, 7.30'da başlıyor. Yani bu saatlere bırakmaları pek doğru programlama değil. Bunu rica ederseniz düzeltirler. Yani bu saatlere okulun derslerinin konması pek güzel olmuyor. Yani gördüğünüz gibi herkesin programını etkiliyor. Hani bunu sistem olarak söylemiyorum. Yani sadece başka öğrenci arkadaşlarımız da bu sıkıntıyı yaşıyor. Onun için yani okullarımızdan ricamız nedir? Erken başlasınlar. Yani saat 10'da başlayıp 11'de başlayıp Haklısınız da hocam, bütün haklısınız program da şey, böyle. ben zaten okula ilettim ilk seferinde, ancak herkes evde olduğu için şey olarak düşünüyorlar, hani dışarı çıkan yok falan, ama bizim evde de bazı planlarımız oluyor, bunu Tabii düşünemedim. ki öyle. Yani bak şu anda sanayide sizin yaşınızdaki çocuklar saat 7'de işbaşı yapıyorlar. 7'de işbaşı yapıyorlar. Yani 5'te çıkıyor evinden, 7'de işbaşı yapıyor. Yani okulun online dersinin sabah 7'de 8'de başlaması gayet normal bir olay. Yani bunu rica ederseniz okulunuza, bunlar düzelir. Yani Hocam bir bu de bizim Almanca dersine iki sınıf birden katıldığı için iki tane Almanca hocamız vardı. Biri rahatsızlandı. Geçmiş olsun şey. Bir tane olduğu için iki sınıf birden katılıyor. O yüzden bir kişinin sorunundan dolayı şey saati değiştiremiyorlar. Tamam, yani bu türlü ben yıllarca okullarda, dershanelerde program yaptığım için programa kafa yoran birisi varsa okulda bunu çözer. Tamam mı? Yani okulunuzun müdürü beni arasa dese ki Umarım ya şu hocam. programımıza bir yardımcı ol, ben yardımcı olurum yani ve kesinlikle rahatlıkla çözülür. Yani bu böyle bir bu saatlere okulun derslerinin bu saatlere kalması yani programlamanın bilinmemesinden kaynaklanıyor. Yani ders programına düzgün bir şekilde yapılırsa erken saatlerde biter. Yani akşam saatlerinde çocuk ne yapacak? Ek ders yapacak, ödev yapacak falan. Yani onlara zaman ayrılması lazım. Yani normalde okul dersi dediğim şey 17-18 civarında en geç bitmesi lazım. Çok Olur mu? Rica haklısınız ederseniz hocam. ben de okul müdürlerimiz beni ararlarsa rahatlıkla yardımcı olurum. Yani programlamasına rahatlıkla yardımcı olurum. Haklısınız hocam. Evet, sen de kaçırmamaya çalış. Kaçan bir kısmı olursa bana videosunu izlersin. Eksini varsa bana sorarsın. Tabii ki taze, Peki hocam. sıcak sıcak annenin yemeğinin en güzel ne zaman? Sıcak sıcak ocaktan inince, değil mi? Bizim de Evet dersimizin hocam. en güzel tadı bu şekilde beraber işlediğimiz anda oluyor. Sonra kaçtıktan sonra tabii şimdiki kadar sıcak güzel olmayabilir ama başka da çare yoksa mecburen öyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi soralım. Şunu biraz irdeleyelim. Biz de tuttuk, ne yaptık? Bir tane evimizde kuvvet ölçmekte kullanacak bir dinamometre yaptık ya da yaylı kantar. Bu yaylı kantarı da evimizde kullanacağız. Bunun üzerine biraz şimdi kafa yoralım. Burada x mesafesini, x uzama miktarı, yay uzama miktarını 3 katına çıkarırsam f kaç katına çıkar? Meryem söyle. Hocam ben o başını yakalayamadım da 2-3 dakika geç girdim. Tamam Meryem, sana yardımcı olayım, beraber yapalım o zaman. Dikkatli dinle bak. Şimdi bu yayı uzatmak için F kuvveti harcıyor muyuz? Harcıyoruz. Şu yani. Şuradaki harcadığımız kuvvet. Ondan sonra buradaki K da yayın sertlik sabiti. Bunun içine koyduğumuz yayın sertlik sabiti. X de buradaki şu uzama miktarı. Uzama miktarı. Eğer biz burada X uzama miktarını diyelim ki 3 katına çıkarmak istersek F'i kaç katına çıkarmamız lazım? 3 değil mi 3 hocam? katına tabii ki. X'i 5 katına çıkarmamı istersen F'i kaç katına çıkartayım? 5. 5 katına. Peki F'i 10 katına çıkarırsam X kaç katına çıkar? 10. Tabii ki gayet mantıklı. Peki bu K'da yayın sertlik sabitiydi. Şimdi onu konuşalım. Yayın sertliğini 2 katına çıkarırsam F kaç katına çıkar?
İki. İki katına. Yayın sertlik sabiti K'yı 30 katına çıkarırsam F kaç katına çıkar? 30. 30 katına. Peki şimdi sıkı dur. K'yı 3 katına, X'i de 5 katına çıkarırsam F'i kaç katına çıkarmam gerekir? 15. 15. Bu kadar. Güzel. Anladık. Yani bu yaylı kantarı herkes kendi evinde kendisi de yapabilir. Gördüğünüz gibi öyle gidip nalbura bir sürü para verip de almaya da gerek yok. Alabilirsiniz ama yani evde ben de kendi evimde kendi işimin çoğunu kendim yapıyorum. Para da vermiyorum yani. Yani tabii ki mecbur kalırsan ustaya para verelim ama böyle evimizde birçok işi kendimiz yapabilmeliyiz zaten. Yapabilmemiz gerekir. Eski öğretmen okullarında bu mantık yapılıyordu. Fakat Finlandiya'daki şu andaki model maalesef biz Türkiye'de efelenmek ve horozlanmayı çok sevdiğimiz için onları yok etmişiz. Yani dünyanın en ileri modeli aslında köy enstitüleri. Ama sağına soluna kuyruk takmışız, kulp takmışız derken oradaki eğitimin kalitesine odaklanmak yerine oradaki yetişen öğretmenler evinin her türlü ihtiyacını, tarımı, ziraati yapabiliyor. Efendim mesleği zaten güzel bir şekilde öğreniyor derken dünyanın en ileri tekniği aslında köy enstitülerinde yapılan. Yani ben bütün dünyadaki eğitim sistemlerini incelediğim için Finlandiya'da dünya birincisi. Orayı da incelediğim için detaylı bir şekilde bizzat giderek. Yani sonuçta bakıyorsunuz ki dünyanın en ileri sistemi elimizde varmış ama maalesef yıkmışız, yok etmişiz. Şu anda dünyada 3 tane aşı var. 3 tane aşı var. Üçünün de mucitleri aslında Türkiye'den gidenler. Üçünün de 3 tane şu anda dünya şampiyonu aşı var. Üçünün de mucitleri Türkiye'den gidenler. Yani buluyoruz ama koruyamıyoruz. Yani ne yapmamız lazım? Kendi evimizdeki aletleri, edevatları tamir edebilir, yapabilir. Yani basit olan işleri ve işin mantığını çözebilir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi biz de evimizdeki malzemelerden bir yaylı kantar ya da dinamometre yapabilirmişiz. Değil mi? Yani maksat dinamometre yapmak değil de olayın aslını kavramak gerekiyor. Aslını kavramadığınız zaman o zaman hayatta bunun acısını 1 liralık işi 10 liraya, 50 liraya yaptırarak çok fazla maliyetle yaptırmak durumunda kalırsınız. Yani bunlar bizim aslında hayattaki maliyetleri düşünme taktiklerimiz, aynı zamanda meslek başarımızı artıracak taktikler, aynı zamanda bu konuştuklarımız. Bunların büyük faydalarını göreceksiniz. Buradaki F kuvvetinin birimi neymiş arkadaşlar? Buradaki F kuvvetinin birimi neymiş? Newton. Kuvvetin birimi Newton. K burada kuvvet dinamometre ile ölçülür. Başlangıç noktası, doğrultusu, yön ve şiddet olmak üzere 4 tane bileşeni vardır. Bunlar herkes tanıyor değil mi? Kuvvet bir vektördü. Bunun bir başlangıç noktası vardı, bir doğrultusu vardı, bir yönü vardı, bir de şiddeti vardı. Bu kavramları herkes hatırlıyor mu? Bir daha tekrarlamama gerek var mı? Yok galiba değil mi? Geçiyorum o zaman. Şimdi burada, bakın arkadaşlar, burada şu bileşke konusunu daha önce görmüştük. Burada birazcık da hatırlayalım. Okulda buraya geçen kimler var? Buraya gelmiş olan ve buraya geçen kimler var? Biz kuvveti bitirdik hocam. Tamam. Yani dinamik konusunun içindesiniz şu anda. Evet, o zaman güzel. Yani biz bütün müfredatı bitirme üzere hesabımızı yapıyoruz. Bu sene tabii ki çok garip bir durum var. Kimi okul çok önde, kimi okul çok çok geride. Yani bunun içinde anlaşanlı fen liseleri de var. Yani bir tane ünite bitirmişler, orada kalmışlar mesela. Böyle durumlar var, enteresan. Ama şundan kesinlikle hiç şüpheniz olmasın. 10. sınıfa geçtiğiniz zaman bütün konuları okumuş gibi ders göreceksiniz. Yani bunların acısını esas siz çekeceksiniz. Onun için konuları eksiksiz öğrenmenin yoluna bakın. Yani bu çok önemli. TYT, AYT'de de asla bir konulardan muaf olmak gibi bir durum olmaz. Onun için konuları iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi burada bileşkeyi bir hatırlayalım. Bileşke neydi arkadaşlar? Bileşke kuvvet. Burada bol bol kullanacağız. Aynı yöndeki kuvvetleri topluyorduk. Ve bunun adına bileşke kuvvet diyorduk. Diyelim ki burada diyelim ki Batuhan'la ikimiz şurada
Batuhan'ın kuvveti 2, benim kuvvetim de 3 olsun. Oldu mu? Diyelim ki. Ondan sonra burada birimizin kuvveti 2, birimizin kuvveti 3. İkimizin yaptığı işi tek başına yapacak biri var. Diyelim ki Ahmet Hamza da geliyor diyor ki yazı çekilin de diyor ben tek başıma yapayım diyor. Onun yapacağı kuvvet nedir? 5. Bu ikisinin toplamı. Çünkü aynı yönde olduğu için ne yaptık? Topladık. Yani Hasan'la Batuhan'ın yaptığı işi tek başına kim yaptı? Ahmet Hamza yaptı. İkisini topladık ama aynı yönlü olduğu için. Gördük mü? Gördük. Peki zıt yönlü bileşke kuvvet ise çok akılsız bir kuvvet. Burada diyelim ki Hasan'ın kuvveti 2, Batuhan'ın kuvveti 3 ama Hasan'la Batuhan ne yapmışlar? Zıt yönde kuvvetler uyguluyorlar. Yani biraz akılsız bir hareket bu. Ne yapalım o zaman? Ahmet Hamdi diyor ki Ahmet Hamza siz çekilin ben yapayım siz yorulmayın diyor. Senin 3 kuvvetinle senin 2 kuvvetin birbirini götürdü. Aynı işi aynı kalitede Ahmet Hamza 1 kuvvetle yapıyor. Dikkat ederseniz büyükten küçüğü çıkardık ve 1 Newton kaldı bileşke. Yani bileşke dediğimiz kuvvet 2 kuvvetin yaptığı işi tek başına aynı kalitede yapan demek. Aynı kalite ne demek? Her şeyi aynı demek. Hiçbir eksiği yok demek. Bu kuvvet iki tane olduğu gibi çok sayıda da olabilirdi. Geçiyoruz bu sayfayı. O zaman şu sorularda biraz pişirelim bu bilgilerimizi. Arkadaşlar bu okullarla ilgili saat konusu arayan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Bunları problemleri çözsünler. Bana da söylerlerse ben de yardımcı olurum. Yani bu çakışma saatlerini bir şekilde çözebiliriz. Evet hadi bakalım şu örnek birin cevabını istiyorum sizden. Hocam cevap Denizli. Biraz daha yüksek sesle Selim. Denizli. Denizli diyorsun. Denizli. Denizli diyenler doğru diyor. Şöyle tümünü alalım. Evet, zıt yönde olduğu için ne oldu? Götürdü 7 oldu. Aynı yönde olduğu için 17 oldu. Aynı yönde olunca. Fakat doğrultuları aynı dediği için, bakın doğrultuları aynı dediği için başka türlü şu duruma biz ne diyoruz? Aralarında 180 derece diyoruz. Şu duruma ne diyoruz? Aralarında 0 derece diyoruz. Doğrultuları aynı, başka da bir açı yok. Diğer açılar olduğu zaman doğrultuları aynı olmaz. Doğrultuların aynı olması demek aralarında 180 olması ya da şu şekilde aynı yönde olması yani aralarındaki açının 0 olması gerekiyor. Yani ne yaparsan yap bu iki kuvvetin bileşkesi 13 olamaz. Anladık galiba. Evet, ikinci sorunun cevabını alayım sizden. Hocam, bence Denizli. Denizli diyorsun. Anıl sen ne diyorsun? Açıklıyorum. Denizli. Açıklayalım mı? İyidir, iyi olur herhalde değil mi? Yukarıdaki tabloda X, Y, Z, T, R kuvvetlerin şiddetleri ve yönleri verilmiştir. Buna göre sürtünmesi ortamında aynı cisme uygulanan aşağıdaki kuvvet gruplarından hangisinin bileşkesi sıfırdır? Baktığınız zaman A'da bileşke kaç oluyor? 2 oluyor değil mi? B'de kaç oluyor? B'de eksi 4 oluyor. C'de kaç oluyor? 9 oluyor.
D'de kaç oluyor? D'dekileri sıfır. Aynı yöndekileri toplarsan, ısıt yöndekileri çıkarırsan sıfır. E şıkkında ise kaç oluyor? Bir. Herhalde soruyu anlamakta zorlandınız değil mi? Ama soru tipi sınırsız değildir. Artık bu soru tipini öğrendikten sonra bir daha bu türlü bir şeye şakaya düşmezsiniz. Geçiyoruz. Örnek 3'e de cevap istiyorum sizden. Hocam cevap Ceyhan. Ceyhan diyorsun. Ceyhan hocam. Ceyhan diyorsun. Evet. Ceyhancılar doğru söylüyor. Hangisinin bileşkesi en büyüktür diyor. Gerçekten A'yı toplarsan, A'dakileri toplarsan bileşkenin büyüklüğü dediği için eksiye artıya bakmıyoruz değil mi? Burada C'de rakamın büyüklüğü önemli olan, en büyük eksi 15 çıkmış. Diğerlerindekiler gördüğünüz gibi daha küçük. Bir tereddüt olan var mı? Zannederim yok. Geçiyorum diğer bir soruya. Hocam, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam bir tekrar gelebilir misiniz aynı soruya? Bir önceki soruyu, örnek 3'e mi? Evet hocam. Örnek 3'ü açıyorum tekrar. Evet. Hocam burada C şıkkında LMP'yi şimdi toplarken artı 10, eksi 15, artı 20 şeklinde topluyoruz değil mi? Ya, C şıkkını biliyorsun. Evet hocam. Eksi Z yazdığı için eksi 15 diye toplayacağız tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Hocam eksi 15 nasıl oluyor o zaman? Eksi yönde olduğu için. Yani tabii ki. Orayı tam anlayamadım hocam. Tabii ki. Şimdi burada C şıkkında ne var? C şıkkındaki arkadaşlar biri L. L'nin şeyi kaç? 10. 10. L'ninki 10. M'ninki 15. Bak bu artı yöndeydi, artı aldık. Bu eksi yönde olduğu için M'ninkini böyle aldık. Bir de kim var? P var. P'ninki kaç? Artı 20. Aynı yönde olanları topladık. 20, 10 daha 30. Zıt yönde olanı çıkardık. Ne kaldı geriye? Bu kaldı. Hocam 15 kalmıyor mu? O başındaki eksi nereden geliyor? Buradaki neden eksi yani? Şeyin yönü. Son vektörün yönü. Yani eksi tarafa çıktı vektör. Hocam kusura bakmayın. Ben hala tam olarak şey anlayamadım da. Yani hocam oradakileri topladığımız zaman sonuç normalde 15 çıkıyor ya. Ben yanlış mı topladım hocam? 30 eksi 15 15 çıkıyor. Artı yönde olması gerekmiyor mu? Yani bu şu evet şu artı olacak. Yani rakamı artı. Değil mi? Biz o eksi artıya bakmadık. Sonucunun 15 olduğuna baktık. Yani o eksi artı olması büyüklük dediği için biz bakmadık ona. Anladım. Yani deseydi bakacaktık değil mi hocam? Bakacaktık tabii. Anladım, yani anladım. Eğer mutlak değerlerini hiçbir şey demeseydi bakacaktık. Ama büyüklük dediği için bakmadık ona. Anladım hocam. Yani tamam, normalde onu toplarsan tabii ki artı 15 ediyor. Ama biz ona bakmadık. Yani bunun normalde artı 15 yazması lazım. Ama biz büyüklüğüne bakmadık. Ondan dolayı. Normalde rakam olarak onun önünde tabii ki artı olması gerekiyor. Tamam hocam. Geçiyorum örnek 4'e. Evet örnek 4. sorudayız. Buna ne diyoruz arkadaşlar?
Bursa hocam. Bursa diyorsun. Aynen hocam, Bursa. Bursa hocam. Diyenler doğru diyor. Bursa diyenler doğru diyor. Evet, bir izah edelim mi? Geçelim mi? Anlaşılıyor mu? Batuhan, senden dinleyelim bu soruyu. Tabii hocam. Buna göre 3. kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine doğru vermiştir hocam? 3. kuvveti veriyor soruyor hocam. 1 ile 2'yi toplarız hocam. 10. Netimiz 3 olduğu için hocam 3. kuvvet buradan 1 ile F2 aynı yöne doğru mu şey yapıyor? Bak vermiş. F1 artı yok y hocam, ters. Evet, F2 eksi y. F2 o zaman eksi. O zaman ikisini birbirinden çıkartırız hocam. 2. Evet. F3 kuvveti de şey olur hocam. Eksi 3 diyor ama net kuvveti 3 vermiş. Ben anlamadım hocam. Evet, baştan izah edeyim ben. Şimdi arkadaşlar bakın, burada şekil 1'de ki K cismine 3 kuvvet etki ediyor. Kim bunlar? F1, F2, F3. Bu kuvvetlerden ikisi ve net kuvvet. Net ne demek? Bileşke demek. Tablo 1'de verilmiş. Buna göre 3. kuvvetin yönü ve büyüklüğü hangisi olabilir? Ne olmuş? Net kuvvet 3'müş. Yazdım. Yönü de eksiymiş. Yazdın mı? Yazdım. Üçüncü kuvvet dediği kim? F3. F1 dediği 6 mı? Evet. Yazdım. Yönü de artı mı? Evet. F2 dediği eksi yönde mi? Evet. Onu da yazdım mı? Yazdım. Ama F3'ün yönünü bilmiyorum. Yönünü falan bilmiyorum. Bu işlemleri yaparsam buradan F3 eksi 5 çıkmaz mı? Yani bunları topladığın zaman sonuçta eksi 3 oluyordur. F3 de buradan eksi 5 geldi. Demek ki eksi 5 imiş bu F3 dediğimiz şahıs. Eksi 5'miş. Yani F3 kuvveti neymiş? Eksi y yönünde 5 newton. Eksi olması bu. Tamam hocam, şimdi anladım. Tamam. Yani bu x, y, z doğrultusuna arkadaşlar takılmayın. Bakın bunu biraz önce söyledim. Burada illaki şu şöyle, şuna biz y ekseni diyoruz, şuna da bir x ekseni diyoruz değil mi? Evet. Ama bakın, mesela şu zara baktığınız zaman, bu zarın şu kenarına x ekseni dersem şu kenara da y ekseni olmuyor mu? Görüyor musunuz bakın? Elimi görüyorsunuz değil mi? Bu y ekseni. Bu da x ekseni. Peki şu kalınlığına ne diyeceğiz? Bir üçüncü boyut daha var. Ona da biz ne diyoruz? Z ekseni diyoruz. Ya da ismi de çok önemli değil. Yani üç boyutlu. Ama bizim bu çizdiğimizde ne var? Biz bu çizdiğimizde şu y ekseni var. Şurada da x ekseni var. Yani x derken yatay kastediyoruz. Y derken de düşeyi kastediyoruz. Yani elinizdeki kitabı, sayfayı da bunun gibi iki boyutlu olarak bir yatay eksen, bir de dikey eksen olarak düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir yüzeyi. Fark etmez. İster ders çalıştığınız masayı, isterseniz pencerenizin camını bu şekilde x ve y koordinatı diye düşünebilirsiniz. Ama üçüncü boyut katarsanız o zaman ne yapmanız lazım? Ona bir de genelde z ismi verilir ama bunlar tabii ki soruda mutlaka tanımlanır. Yani burada x, y, z illa bu eksenlerin babasının malı değil. Değiştirilebilir. Sen de istemezsin. Dersin ki ben x, y, z'yi sevmiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim dersin. Ama soruda ne konuşuyorsan bunları açıkça izah etmen gerekir. Öyle sorular gayet dürüst, temiz adamlardır, varlıklardır. Her şeyi açık açık söylerler. Öyle hile hurda yapmazlar. Evet, bu soruda anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum. Yani soruyu anlamayan var mı arkadaşlar?
Demirhan nasıl durum? Anlaşıldı mı? Derin nasıl, anladın mı? Evet hocam. Tamam. Anıl nasıl durum, anladın mı? Anladım hocam. Peki, geçiyorum. Örnek 5. Hadi bakalım, örnek 5'i bir bakın, ne diyorsunuz cevabına? Hocam cevapçı. C diyorsun. Başka? C hocam. C diyorsunuz. C diyenler doğru diyor. Evet, bir de ben izah edeyim mi? K ve L cisimlerin ağırlıklarını ölçmek için özdeş dinamometreler kullanılıyor. Özdeş deyince nedir? Her şey aynı. K cisminin ağırlığı 40. Ha, K cisminin ağırlığı 40 sa ağırlık dediğim şey nedir? Mg'dir. G'yi de bize 10 vermiş, mahallemizin yerçekim ivmesini kaç vermiş? 10 vermiş. O zaman M kütlesi 4. M kütlesi neydi? Kütle. Eşit kollu terazide ölçülüyordu kütle. Ağırlık ise dinamometrede ölçülüyordu. Dinamometre ya da yaylı kantarda ölçülüyordu. Bu kütle yeryüzünün her yerinde, dünyanın, evrenin her yerinde aynıdır. Çünkü eşit kollu teraziyle tartılıyor ama yer çekimi inmesinden etkilenen ağırlık ise ne yapıyordu? G'den etkileniyordu. Değil mi? Ha, o zaman buna göre birinci yargı doğru. Ne yapmış burada? Bak, burası 2 bölme açılmış. Burası. Şurası ise 3 bölme açılmış. O zaman 1 bölme eğer 20 ise 3 bölme kaç eder? 60. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu tırtıklardan 2 çizgi açılmış. Burada yine kaç tane açılmış? 3 tane açılmış. 3 tanesi kaç yapar o zaman? 3 çarpı 20. Bir tanesi çünkü ne demekti? Bir tanesi 20'ye karşılık geliyordu. Yani 2 bölmeye 40 ise 1 bölmeye 20. O zaman 3 bölmeye 60. Evet. Zaten dinamometreler özdeş olduğu için yayları da özdeş demek. Yani öyle bir şey zaten olamaz. Özdeş demek, her şeyi özdeş demek. Evet, bu soruda anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum. Altıncı soru. Hadi bakalım, buna ne diyorsunuz? Soruları çok dikkatli okuyun. Hayal etmeye çalışın. Ceyhan. Ceyhan diyorsunuz. Ceyhan. Ama cevap Bolu. Burada küçük bir soğuk şaka var arkadaşlar burada. Şimdi bu şaka şu. Bu aldığımız yayın, yayla deney yaptığımızda bunu ne kadar çektiniz ve eski haline dönüyorsa yayın K sabiti değişmiyor demektir. Her yayın bir K sabiti var sonuçta. Yay fabrikadan üretildiği zaman o kağısı üzerine yazılıyor ve bir daha değişmiyor. Ama sen alır da o yayı uzattın, bıraktın, diyelim ki 10 santimlik bir yayı uzattın, bıraktın, gene 10 santime döndü boyu. Bir daha uzattın, daha çok uzattın, gene 10 santime döndü. Bir daha uzattın, gene 10 santime döndü. Bir daha uzattın, gene 10 santime döndü. Bir daha uzattın, bu sefer ama eski 10 santimlik boyuna değil, 11 santime uzadı. O zaman o yayın kağısı değişti demektir. Yani yay eski halini alamıyorsa K'sı değişti demektir. Burada bir
yayın esneklik sınırını aştığınız takdirde yayda K değişiyor. Burada üçüncü madde, yani lastiğe 15 Newton'luk kuvvet uygulandığında uzama 5 Newton olur lafı doğru. Doğru. Ama lastiğin esneklik sınırı deneyde bulunmuştur. Öyle bir şey yok. Lastiğin esneklik sınırı deneyde bulunmuştur diye bir şey var mı? Yok. Peki 30 Newton kuvvet uygulandığında uzama 10 olur diye bir grafikte bilgi var mı? Yok. Ama şu kesinlikle var. Değil mi? Oldu mu? Yoksa çok kötü bir şaka mı oldu? Anlaşıldı ama herhalde, değil mi? Anlaşılmadı mı? Hayır hocam, burada anlaşıldı. Melisa, anlaşıldı mı? Evet, şakayı anladım. Tamam, peki. Soruyu da anladın ama, değil mi? Evet, burada sonuçta vermemiş. Yani 30'a kadar gitmemiş, o yüzden. Emin tamam. olamayız. Güzel, anlamışsınız. Geçiyoruz örnek 7'ye. Temas gerektiren kuvvetler. Şimdi bir kuvvetin temas gerektirip gerektirmediği ne kadar önemli? Hani bunu şey olarak anlayın. Tutup Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da günlerce, aylarca önemli bir maça hazırlanıyorlar. Bütün maksat nedir? Karşı kaleye topu sokmak, kendi kalene de topu sokturmamak. Değil mi? Şimdi burada da olayı kavramak gerekiyor. Yani temas gerektiren kuvvetler ve gerektirmeyen kuvvetler arasında ciddi bir fark var çünkü. Onları anlamak gerekiyor. Burada temas gerektiriyorsa, yani bugün dokunmatik diyoruz artık, değil mi? Hatta ne deniyor işte, bir elektronik alet alırken dokunmadan almam, denemeden almam diye reklamlar var, değil mi? Şimdi burada temas gerektiren kuvvetler var, bir de gerektirmeyen kuvvetler var. Aralarında da ciddi farklar var. Bunları o açıdan bir tanımamız gerekiyor. Burada mesela rüzgar cisimlere temas ederek, ney vasıtasıyla? Hava moleküllerini çarparak, değil mi? Çatıları uçuruyor.